Laplace dönüşümünün nasıl alındığına dair bir sürü video yaptık. Ama tüm bu videolar boyunca içten içe bunu neden öğrendiğinizi sorguladığınızı biliyorum. Bu videoda en azından diferansiyel denklemler söz konusu olduğunda bunun sebebini göstereceğim. Evet, Laplace dönüşümünden çok bahsettik ama bunun ne işe yaradığı gerçekten de çok önemli bir soru ve bu soruya cevap aramalısınız. Laplace dönüşümünün diferansiyel denklemleri ya da integralleri cebir sorularına dönüştürmesi dışında diferansiyel denklemler, Denklemler bağlamında mantığını anlamak gerçekten zordur. Ama size bir ipucu vermek istiyorum. Laplace dönüşümünün diferansiyel denklemler bağlamında mantığını öğrenmek istiyorsanız, Laplace dönüşümlerine çok benzeyen Fourier serileri ve Fourier dönüşümlerini öğrenmelisiniz. Frekans tanım kümesinin ne anlama geldiğini bu şekilde anlayabilirsiniz. İsterseniz şimdi Laplace dönüşümü kullanıp diferansiyel bir denklemi çözmeye çalışalım. Bu denklemi daha önceden de hatırlayacaksınız. Bir bakalım y üssünün üssü artı 5 çarpı birinci türev artı 6y eşittir 0. Bunun çözümünün ne olduğunu bildiğinizi biliyorum ama şimdi size bu denklemi Laplace dönüşümüyle çözmeyi göstereceğim. Sonuç olarak da son derece karakteristik bir denklem elde edeceğiz. Başlangıç değerlerinden biri y 0 eşittir 2, diğeri de y üssü 0 eşittir 3 olsun. Laplace dönüşümünü kullanmak için bu denklemin iki tarafının da Laplace dönüşümünü alarak başlamamız gerekiyor. Canlı bir renk seçeyim. İkinci türevin Laplace dönüşümü artı 5y üssünün Laplace dönüşümü diyebiliriz ama 5 bir sabit olduğu için bunu 5 çarpı y üssünün Laplace dönüşümü olarak yazabilirim. Artı 6 çarpı y'nin Laplace dönüşümü. Peki, bana sıfırın Laplace dönüşümünün neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? İsterseniz burada yapalım. Sıfırdan sonsuza sıfır çarpı e üzeri eksi st dt'nin belirli integrali. E bu da sıfır eder öyle değil mi? O halde sıfırın Laplace dönüşümü için sıfır yazıyorum. Bu ayrıca çok iyi oldu çünkü buraya bu süslü ve kıvrık l harflerinden bir tane daha yapmak için yerim yoktu. Neyse. Şimdi de bunların Laplace dönüşümlerinin neye eşit olduğunu bulalım. İşte bu noktada öğrendiğimiz özelliklerin birinden faydalanacağız. Bu özelliği de şuraya not edeyim. Yerimi idareli kullanmam gerektiği için bunu sileceğim. Evet, şuraya ya da şuraya yazayım. f üssünün ya da y üssü diyelim. Evet, y üssünün Laplace dönüşümünün s çarpı y'nin laplas dönüşümü eksi y sıfıra eşit olduğunu öğrenmiştik. Bu önemli özelliğin ispatını yaptığımızı da hatırlıyorsunuz değil mi? Bakalım bunu burada kullanabilecek miyiz? y üssü üssünün laplas dönüşümü s çarpı. Burada y üssünden y'ye geçiyorsak yani ters türev alıyorsak burada da y'nin ikinci türevinden y'nin birinci türevine geçmemiz gerekir öyle değil mi? S çarpı y üssünün naplas dönüşümü eksi birinci türevin sıfırda aldığı değer. Evet, bu buna eşittir. Ve eğer dikkat ettiyseniz, bize verilen başlangıç değerlerinden birini elde ettik bile. Daha kullanmayacağım ama bu sayede doğru yolda olduğumuzu hissedebiliyorum. Devam edelim. Artı 5 çarpı y üssünün naplas dönüşümü artı 6 çarpı y'nin laplas dönüşümü eşittir 0. Hata yapmamak için her seferinde baştan yazayım diyorum. Bu arada şu ana kadar sadece bunu bu şekilde ifade ettiğimi de eklemek istiyorum. y üssünün laplas dönüşümü. Şimdi bunda sıra neye eşittir? Bunu bir kere daha kullanalım. Bu defa pembeyle yazayım. S çarpı y üssünün laplas dönüşümü yani S çarpı y'nin laplas dönüşümü eksi y sıfır. Evet bu buna eşittir. Eksi, eksi y üssü sıfır. Bunu da başka bir renkle yazacağım. Artı 5 çarpı y üssünün laplas dönüşümü yani s çarpı y'nin laplas dönüşümü eksi y sıfır artı 6 çarpı burada yerim kalmadığı için aşağıya yazayım artı 6 çarpı y'nin Laplace dönüşümü eşittir 0. Çok uzun ve kafa karıştırıcı bir ifade elde ettik ama şimdi sadeleştirmeye başlayacağız. İsterseniz bunu da silelim çünkü ekranın bu kısmına da ihtiyacım olacak. Peki, Laplace dönüşümünü kullanınca genel bir çözüm gibi bir şey hakkında düşünmenize gerek kalmadığını fark etmiş olmalısınız. Karakteristik denklemi çözerken de genel çözümün ne olduğunu bulmamız gerekmişti ama şu anda Laplace dönüşümünü kullanıyoruz ve bakalım bu şekilde nereye kadar ilerleyebileceğiz. Bunun kafa karıştırıcı olabileceğini düşündüğüm için isterseniz şöyle söyleyeyim. Bu buna eşit, bu ise buna. Geri kalanlar ise zaten aynıydı. Şimdi de sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize bir bakalım. Bu parantezi açarsak, s kare çarpı y'nin laplas dönüşümü eksi S çarpı Y0. Y0'ın yerine de bunu kullanalım. Y0 2'ye eşit olduğuna göre buraya 2S yazacağım. Eksi Y üssü 0. E bu da 3'e eşit. Eksi 3 artı 5S çarpı Y'nin Laplace dönüşümü. Eksi 5 çarpı Y0 yani 2. O halde bu eksi 10 olur. Artı 6 çarpı Y'nin Laplace dönüşümü eşittir 0. Bunları y'nin laplas dönüşümü parantezine alabilirim, öyle değil mi? y'nin laplas dönüşümü burada var, burada ve burada da. Paranteze alalım. y'nin laplas dönüşümü çarpı, buradan s kare gelir, buradan artı 5s ve artı 6. Geriye kalan terimleri de yazayım. Eksi 2s, eksi 3, eksi 10 ve eşittir 0. Y'nin Laplas dönüşümünün kat sayısı daha önce çokça gördüğümüz karakteristik denkleme eşit ve bunun farkında olduğunuzu düşünüyorum. Yine de eğer daha iyi görmek istiyorsanız karakteristik denklemi elde etmek için e üzeri rt kullanıyorduk ya Laplace dönüşümü de buna çok benzeyen bir fonksiyon kullanır. Her neyse ne diyorduk? Size büyük resmi anlatmak istiyorum. Bu denklemi y'nin Laplace dönüşümü eşittir bir şey haline getireceğim. Sonra da Laplace dönüşümü bu olan denklem hangisidir diye düşüneceğim ve böylece de çözümü bulmuş olacağım. Eğer kafanız karıştıysa birazcık bekleyin. Bu söylediğimi yapabilmek için öncelikle bu buradaki uzun işlemleri yapmam lazım. Şimdi ekranı biraz aşağıya kaydırıp kendimize yer açalım. Peki y'nin Laplace dönüşümü çarpı s kare artı 5s artı 6. Denklemin iki tarafına bunları ekleyeceğim. Eşittir 2s artı 3 artı 10. Bunun yerine doğrudan artı 13 yazsam daha iyi olacak değil mi? 2s artı 13. İki tarafı bir de buna bölersem, y'nin Laplace dönüşümü eşittir 2s artı 13 bölü s kare artı 5s artı 6 bulurum. Şu ana kadar sadece cebir yaptık ama çözümü bulmaya da çok yaklaştık. Y'nin neye eşit olduğunu henüz bilmiyoruz ama Y'nin Laplace dönüşümünün buna eşit olduğunu biliyoruz. Bu eğer Laplace dönüşümü tablosundan bir şey olsaydı Y'nin neye eşit olduğunu hemen bulabilirdik ama bunun tablodaki herhangi bir şeye benzediğini düşünmüyorum. Bu videoyu burada bitirip bunun hangi fonksiyonun Laplace dönüşümü olduğunu bir sonraki videoya bırakmak istiyorum. Bir sonraki videoda bunun aslında ne olduklarını bildiğimiz bazı şeylerin toplamı olduğunu göreceğiz ve bununla biraz oynadıktan sonra da çözümün ne olduğunu kolaylıkla bulacağız.